Sultan II. Abdülhamit sadece kendi tebaası arasında değil, bütün Müslüman toplulukları arasında en büyük ortak payda olan İslam'ı uyandırmak için var kuvvetiyle çalışmaktaydı. Debidog bu konuda şunu söylemektedir. Afganistan'daki ayaklanmaları ve karışıklıkları bir kenara bırakalım. 1881 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Tunus'taki ihtilal, aynı tarihte Güney Cezayir'de patlayan isyan, Mısır'daki milli ayaklanma hep onun eseridir. Hassas dengeleri çok iyi takip eden duyarlı ve tesirli padişah oyunları bozuyordu. Abdülhamit Han bu bölgelerde Osmanlı nüfuzunu kuvvetlendirmek ve yabancıların tesirlerini kırmak maksadıyla Şirvanizade Ahmet Hulusi'yi Afganistan'a, Ferik Paşa'yı da Çin'e göndermişti. İkinci Abdülhamit'in adamları hacca giden Müslümanların arasına karışarak sömürgeleştirilmeye çalışılan Müslüman ülkelere sızıyor ve insanları şuurlandırıyorlardı. İngiliz casusu Vanberry Budapeşte'den Sir Thomas'ı şöyle uyarıyordu. Hindistan hükümeti Mekke'den Asya'ya dönen Hint, Afgan ve Orta Asyalı hacılar arasına sızmış padişah ajanlarına dikkat etmeli. Onları gözetim altında tutmalıdır. Bunlar halifenin bizzat kendisi tarafından görevlendirilmiş olup bütün talimatları padişahın mabeyincilerinden almışlardır. Abdülhamit'in pan-İslam siyasetinin bütün İslam dünyasının en ücra köşesine kadar nasıl nüfuz ettiğini görmenin beni oldukça şaşırttığını itiraf etmeliyim. Kuzey Afrika'da Şeyh Sunusi, Afganistan'da Kabil Başmollası, Orta Asya'da Buhara Kadısı ve Hindistan, Java ve Çin dini liderleri padişahın emrindedirler. İslam Birliği fikrinin hiçbir zaman Abdülhamit'in saltanatındaki kadar güçlü olmadığını söylemekle şüphesiz ki mübalağa etmiş olmam. İslam Birliği'nin henüz oluşma safhasında olduğu tabidir. Ne var ki Mekke'deki merkezi otoritesi ile padişahın eğer planlarının uygulanmasına izin verilirse şaşırtıcı neticeler alması mümkündür. Osmanlı Devleti'nin hasta adam olarak görüldüğü bu kritik dönemde denge politikasını en iyi şekilde güden Abdülhamit Han, halifelik müessesesinden nasıl istifade ettiğini şöyle anlatmaktadır. İngilizler Asya'da 150 milyon Müslümanı idareleri altında tutuyorlardı. Bu Müslümanlar üzerinde hilafetin büyük bir nüfuzu vardı. Abdülhamit bunları bildiği için İngilizleri kuşkulandırmadan her ihtimale karşı seyyidler, şeyhler, dervişler tayin edip Asya'daki Müslümanları hilafete manen bağlamayı hususi itina gösteriyordu. Kendisi Buharalı Şeyh Süleyman Efendi'nin Rusya'daki yapmış olduğu hizmetleri bilhassa şükranla yad etmekte. İleride bunun İngilizlerle münasebetlerinde çok faydasını görecektir. Hindistan'daki umumi valileri oradaki Müslümanların Osmanlı Devleti ile yakından ilgilendiklerini gördükçe hükümetlerine Osmanlılarla iyi geçinmelerini yazıyorlar ve böylece sultanın işleri bir nebze kolaylaşmış oluyordu. II. Abdülhamit'in bu politikasını kırmak isteyen İngilizler, Osmanlı halifesinin tesirini azaltmak için İslam dünyası içinde başka bir halife seçtirme gayretlerine girdiler. Bu maksatla halkın arasına saldıkları din adamı görünümlü ajanları ile yeni halife söylentileri yaymaya çalıştılar. Ayrıca Arapların ırkçılık damarlarını körükleyerek de bu parçalamayı hızlandırmaya çalıştılar. İngilizlerin sinsi faaliyetlerini sezen sultan, Arap vilayetlerine özel statüler veriyor, Arap liderlerini taltif ediyordu. Bu topraklara yönelik en mühim faaliyeti ise hiç şüphesiz Hicaz Demir Yolları projesiydi. Bu proje tamamen bir Osmanlı teşebbüsü olup Osmanlı mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmiş, masraflarının tamamı İslam dünyasından toplanan yardımlarla karşılanmıştı. Hindistan, İran, Tunus, Cezayir, Fas, Türkistan, Sumatra, Yala ve Malezya Müslümanları açılan yardım kampanyalarına katılmışlar. Bilhassa Afganistan Sultanı Amir Han en büyük yardımı yapan şahıs olmuştu. Hicaz Demiryolu projesiyle bu topraklardaki Osmanlı nüfuzunun artacağı endişesine kapılan İngiltere, Osmanlı Devleti'nin açtığı demir yoluna yardım kampanyalarını engellemeye çalışmıştır. Bu baltalama hareketlerini Rüştü Paşa şöyle anlatır. Bu hat başladığı zaman İngilizler bizde bu hattı inşa edebilecek kabiliyeti göremeyerek Hindistan'da ve Mısır'da yayınlanan gazeteleriyle Türklerin yardım bahanesiyle Müslümanları soymak için yeni bir tertipte bulunduklarını, Türklerde bu iktidarın olmadığını ve beyhude yere aldanıp para vermemelerini ilandan çekinmemişlerdir.
Osmanlı üzerinde paylaşma planları kuran devletler, 2. Abdülhamit'in denge siyaseti sayesinde uzun yıllar bu emellerine ulaşamayacaklardı. Sadrazam Ferit Paşa bu politikayı şu sözlerle anlatır. Medeni adam dostunu düşmanını tefrik etmemeli. Her ikisine de aynı muameleyi yapmalı. Zira düşmanlara açıkça husumet göstermek akıl kârı değildir. Dostlara da fazla güvenmek ahmaklıktan ileri gitmez. Biz daima İngiltere'nin dostu görüneceğiz. Fakat onun hislerini, fikirlerini, siyasetini de bileceğiz. Yabancılar da padişahın bu siyasetinin farkındaydı. Van Beri'nin şu sözleri Abdülhamit Han'a Alman taraftarı ya da hayranı diyenlere hem güzel bir cevaptır hem de yukarıda vurgulanan bu politikayı nasıl güttüğünü göstermektedir. Padişah halen kesin tarafsızlık ilkesini sürdürmektedir. Herhangi bir Avrupa gücüne yaklaşıp diğerlerinin düşmanlığını kazanmaktan çekinmektedir. Bu siyaseti doğrultusunda bütün elçiliklere mavi boncuk dağıtmakta fakat hiçbir zaman onları tehdit etmeyi de ihmal etmemektedir. Çileli padişah 33 yıllık mücadelesinin sonunda iktidardan uzaklaştırılmış, bunun sonucunda bugün gözümüzün önünde uzanan bu bölük pörçük manzaraya meydan vermemek için uğraşan en önemli engellerden biri kaldırılmış ve devlet ehliyetsiz ellere kalmıştı. Devletin o dönemdeki hassas konumunu ve kurtarma çarelerini göremeyen basiretsiz idareler bütün bir ülkeyi yavaş yavaş yıkıma götürecekti. Bugün yabancılar arasında da 2. Abdülhamit Han'ın büyük hizmetlerini görüp takdir edenler hiç de az değildir. Hatta kim yabancılar onun bu gayretlerinin yeni Türk devletinin tohumlarını oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Videomuzu donanmayı ıslah göreviyle Osmanlı'da bulunmuş İngiliz amirali Sir Henry Woods'un hatıralarından bir alıntıyla bitirelim. Abdülhamit olmasaydı ne bu satırların yazıldığı şu anda bu kadar geniş ve bağımsız bir Osmanlı devleti ne de ileride tarihçiler ve diğer devletler tarafından tanınacağını şüphe etmediğim Ankara hükümeti bulunacaktı.